Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bakın ne içiyorum bu sefer. Herbal Coca-Cola. Yani içinde ise bitkisel tatlar olan kola. Nasıl tadı derseniz bok gibi. Bu ne lan? Ihlamur gibi kola yapmışlar ya, çok kötü. Ama para vermişim abi, ısraf mı edeyim abi? Şimdi diyeceğiz ki sporcu da kola içer mi? Ya arada içilir, bir şey yok. Arkadaşlar evet ya, böyle bir haber var. UFC PI'da Jiu-Jitsu turnuvasına katılacağım. Quintet turnuvasına. Uzun süredir turnuvaya katılmıyordum. Aslında videoyu da yapmayacaktım ben. Hiç aklıma gelmedi. Kardeşim dedi ki ya abicim, bunu neden videosunu yapmıyorsun? Ben ne bileyim dedim abi. O kadar önemli bir şey değil ki. Yani Allah'ını seviyorsan daha önemli şeyler var. Mesela fitness hocası Fatih'te birisiyle boks maçına yapacakmış yani. Bunun kadar önemli bir şey değil ki benim UFC PI'ya gidip Quintet'te katılmam. Şaka tabii ya. Ya yani kim ne yapıyorsa yapsın yani. Kim neyi beğeniyorsa onu yapsın, onu izlesin. Kime ne, değil mi? Ama bir taraftan da ironik yani. Neyse. Evet, öyle bir turnuvaya katılacağım arkadaşlar. Kısaca hepsini bir anlatayım önce. Belki beni tanımayanlar vardır. Kendimden bahsedeyim. Ben de anlata her turnuvada her videoda şimdi şu turnuvayı kazandım falan diyor. Artistik yapıyorum diyecekler ama. Neyse arkadaşlar, uzattım, çok boş yaptım. Evet, ben bir jiu-jitsu atletiyim. Şanghay'da yaşayan. İşte siyah kemer birinci degree. Daha önceden işte mesela Abu Dhabi'de kahverengi kemerde World Pro'yu kazandım, dünya turnuvasını. İki kere Asya Open'da altın madalya aldım. Geçen saydım 4 tane bronz madalya almışım. Asya turnuvasında. Ya falan da filan da öyle. İşte bir sürü turnuvalara falan katılmışım var. Ondan sonra işte burada katılacağımız turnuvada Quintet turnuvası olacak. Daha önce arkadaşlar demiştim ben normalde emekli oldum diye. Ama ya ben şunu diyorum yani, vücudum el verdiği sürece, ki siz bakmayın ben ders veriyor falan. Çok affedersiniz ya, kolay. Ve daha çok işte hani sosyal medyaya falan zaman ayırıyor olsam da yaptığım idmanı sağlam yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir cross training falan yapıyorum sağlam arkadaşlarımla. O yüzden şey diyordum yani, hani sağlam bir teklif gelirse iyi olur. Bak bu güzel bir teklif. Sağlam bir teklif. Ona katılacağım işte. Güzel bir para ödülü falan var. Hatta bazı sponsor anlaşmalarını falan yaptık. Güzel olacak. Şimdi UFC PI Quintet turnuvası deyince bilgili arkadaşlar anlayabilir de, konuyla alakası olan, alakası olmayanlar şey zannedebilir. UFC'de MMA'ye katılacağım. Hayır, alakası yok. Şöyle arkadaşlar, şimdi önce UFC PI nedir? Ondan çok kısaca bahsedeyim. UFC PI Performance Institute, yani UFC'nin dövüşçü yetiştirme merkezi, pardon. Bunlardan bir tane Los Angeles'ta, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da var. Bir tane de Çin'de Şanghay'da var arkadaşlar. Ben de daha önce de gittim mi? Gittim, idman için gittim. Oradaki işte UFC'de dövüşen arkadaşlarla idman yapmaya gittim. Bayağı arkadaşlarım da var orada. Ondan sonra internette biraz tanındığım için burada. Türkiye'de değil, Türkiye'de 100 tane takipçi var. Ama ya burada bayağı bir takipçi falan olduğu için ayrıca davetli olarak falan gittim. Daha önce işte yani bayağı gitmişim. Oradaki insanları, koçların hepsini falan tanıyorum yani. Neyse. Daha önce gitmiş bir şey falan var yani. Hatta onunla ilgili bir de video paylaşabilirim sizinle. Neyse işte orada bir turnuva düzenlenecek. Toplamda 4 tane takım olacak. Bu arada UFC PI biraz daha tanıtayım mı? Merak etme ya, onunla ilgili daha video çekeceğim. Araştırabilirsiniz. UFC PI Performance Institute. İşte atletler orada yemek yiyorlar, kalıyorlar, işte idman yapıyorlar falan, veya orada yaşamayan insanlar bile mesela arada belli işte idman falan için, takviye için oraya geliyorlar, bir süre sonra ayrılıyorlar falan. Kendi diyetisyenleri var, hocaları var. İnanılmaz üst seviye bir yer. Yani orası normal bir salon değil. Bildiğin dövüşü yetiştirme merkezi. Oraya zaten böyle sınav değil de böyle belli idmanlardan sonra falan giriyorsun. Herkes giremiyor zaten. Giren dövüşçüler arasında belli seviyeler oluyor falan vesaire vesaire. Öyle bir yer yani. Ondan sonra turnuvaya gelecek olursak, işte UFC PI'nin insanları düzenliyor bunu. Ama Quintet ne demek? Quintet işte ya 5'e 5 takım maçı. Jiu-Jitsu'da aynı anda değil tabii. Mesela nasıl oluyor? İşte 5 dövüşü burada var, 5 dövüşü burada var. Birinci dövüşçüler çıkıyor önce. Dövüşüyorlar. İkisi berabere kaldı mı? İkisi de eleniyor. Ama mesela biri bunu yendi, bu dövüşe devam ediyor. Bunu göstermeyeyim, bu parmağı. Öbür adam çıkıyor, onunla dövüşüyorlar. Bunu da yendi, bu da eleniyor, bu çıkıyor. Bunu yendi, bu eleniyor, öbürü çıkıyor. Anladınız mı?
öyle öyle yani elemeli elemeli giden 5'e 5 maç. Ondan sonra kimler katılıyor derseniz, hani yüksek profil insanlar katılıyor mu? UFC dövüşçüleri katılamıyor buna bildiğim kadarıyla. Ama yani buradaki insan, burada bu ülkede yaşayan en tepe insanlar katılacak. Bizim takım mesela Karma. Bizim takımda çok sağlam benim bir mesela arkadaşım var. Kendisi de Türk hatta. Siyah Kemer. Absolute MMA'de Lachlan Giles'ın öğrencisi. Kemal Akagündüz hatta biliyorsunuz. Onunla video çekmiştik. Lachlan Giles'ın öğrencisi yani. Ondan sonra bizim takımda yine bir şey var. Bir Tacikistan güreş şampiyonu var. Ayrıca PI'de de şey güreş hocası yani. Ondan sonra mesela bir tane bir çocuk var. Sahte mavi kemer. Ya prodigy inanılmaz yani çok yaşı genç ama inanılmaz prodigy bir adam var. Ben varım. Bir tane daha çok sağlam bir arkadaşımız var. Onun dışında rakip takım arasında böyle Brezilyalıların kurduğu çok sağlam bir takım var. İşte inanılmaz iri yarı adamlar falan işte mesela ünlü şampiyon, bayan şampiyon Zhang Weili'nin hocasının kurduğu takım var bir tane. Başka bir takım yine başka bir şeyden gelen Checkmate takımı var. Bir takım daha var o takım Bushido işte bu adamlar Saola Ribeiro'nun öğrencisi ve birkaç tane aralarında yine çok sağlam adamın bulunduğu eski Division Air güreşçinin olduğu falan bir takımlar. Yani böyle tepe adamlardan oluşturulan 4 tane takım var birbirimize 5'e 5 böyle bir turnuva olacak. Allah'ın izniyle güzel iş yapacağız, Allah'ın izniyle kazanacağız. Ben öyle düşünüyorum. Ha kurallar nedir derseniz kurallar şey olacak. Submission only yani sadece tepettirmeyle kazanabiliyorsunuz. İki tarafta birbirini tepettiremedi mi ikisi de eğleniyor. Öyle yani. Bakalım bakalım nasıl olacak yani. Dediğim gibi ben aklıma bile gelmemiş. Ama belgeleme amaçlı yani videosunu yapalım. İleride tekrar döner bakarız. Yani böyle arkadaşlar maç olduktan sonra da artık haberini yayınlarız. Zafer haberini inşallah. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler. Herhangi bir başka sorunuz varsa bugün bahsetmeyi unuttum. Yine sorabilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir turnuva olacak. Güzel bir ortamla vesaire. Yani şunu da bilin yani arkadaşlar. Her zaman bak UFC'yi de şöyle açalım şöyle. Yani arkadaşlar ben Türkiye'de bazen haberleri falan takip ediyorum işte kim bakalım ünlü falan ama çok boş işler dönüyor maalesef. Sorun değil merak etmeyin yani işini iyi yapmaya çalışan insanlar da var hatta hiç kanalı olmayan adamlar da var ben size garanti verebilirim. Dünyada hala böyle güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar var hala ülke sevgisinde hisseden yani insanlar da var. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. World class bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani burada. Öyle diyeyim kısaca. O yüzden sizin desteğiniz de bizim için çok önemli. Takip edin, mesaj atın, yorum atın. Öyle yani. Hadi arkadaşlar ben ıhlamur kolumu içmeye devam edeyim küfür ede de. Ulan buna para verdik diye. 13 lira ya 14 lira mı pardon 14 yuan 20 liraya yakın ya lanet olsun şu kadar çık şey merak ettim aldım insan aklına gelirse merak ya meraktan ya saç tarama aletinden öyle değil mi çok seviyorum sizi öptüm kendinize bakın bye bye.